Evet, sevgili seyirciler, selamlar, sevgiler Antakya'dan, depremin yıkım merkezi Antakya'dan, Defne'nin durumunu biliyorsunuz, oraya da yıkım merkezi diyoruz biz zaten neredeyse. Ama zaman zaman Hassa'dan, Kırıkhan'dan, Samandağ'dan diyorlar ki Ali Bey, bizde de deprem oldu, bizde de tamam Antakya kadar sorunumuz yok belki, Defne kadar sorunumuz yok belki ama bizde de yıkımlar oldu, bizde de ölümler oldu, biz Hataylıyız. Biz bütün Hatay'ı kucaklıyoruz elbette. Hassalı da benim kardeşim, Kırıkhanlı da benim kardeşim, Samandağlı da benim kardeşim, Antakyalı da Defneli de. Elbette biz Hataylıyız. Biz Antakyalıyız, Defneliyiz, Samandağlıyız. Bilmem Altınözlü olabiliriz ama üst kimliğimiz elbette Hatay. Ve bütün Hatay'ı buradan kucaklıyoruz, öpüyoruz, selamlıyoruz. Sevgiler, saygılar sunuyoruz. Hem Hatay'da yaşamakta, bütün olumsuz koşullara rağmen yaşamakta direnenlere ayrıca selam gönderiyoruz. Hatay'ı şu ya da bu şekilde terk etmek zorunda kalan yurttaşlarımız da var, Antakyalılar da var, Hataylılar var daha doğrusu. Farklı farklı illerde yaşıyorlar, onları da buradan selamlıyoruz ve bir an önce bizim buradaki mücadelemize ortak olmalarını bekliyoruz. Beraber ne bulursak yeriz, beraber ne bulursak içeriz. Beraber nerede bulursak yatarız, kalkarız. Öyle imkanları el verenlerin artık geriye dönüş yapmasını bekliyoruz. Ve sevgili seyirciler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya neredeyse her gün olduğu gibi bugün de iki ayrı açıklama yaptı kendi sosyal medya hesabından. Ve her iki açıklamada da ne yazık ki Hatay ili var. Operasyon açıklamaları bunlar. Hatay ili var bir şekilde işlerinde. Mesela birinci haberi sizlere sunmaya çalışayım. Aralarında Hatay'ın da olduğu toplam 28 ilde. 28 ilde diyeceksiniz mi bitmediler mi daha? Bitmediler abi daha. Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon vardı. 46 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli aralarında Hatay'ında olduğu 28 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması, içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şahıslara yönelik düzenlenen kıskaç 16 operasyonlarında 46 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya sosyal medya hesabından FETÖ'ye karşı yapılan kıskaç 16 operasyonunun ayrıntılarını duyurdu. Yerlikaya FETÖ'cülere göz açtırmayacağız, aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasında İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Ankara merkezli 28 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen kıskaç 16 operasyonlarında şüphelilerin örgütün kendi içinde oluşturduğu hiyerarşiye göre hareket ettikleri, devletin farklı kademelerinde görev aldıkları, çeşitli görev ve vasıflardaki örgüt üyelerinin kendilerine zimmetlenen emniyet mensubu şahıslarla toplantılar gerçekleştirdikleri, örgüte kazandırmaya çalıştıkları emniyet mensupları ile ilgili çeşitli faaliyetler planladıkları, emniyet personeline aile, tayin ve sağlık durumlarına göre talep ettikleri ve personellerini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu kodlamalara göre kodladıkları, örgütün mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde görev alanları da örgüte bağlılık durumuna göre kodlayarak kişisel ve örgütsel bilgileri kaydettikleri tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Evet, Fethullahçı yani terör örgütü. Şimdi biliyorsunuz daha önce terör örgütü değildi Fethullahçı yapılanma. Yani şimdi geriye dönüp bir şeyler söylemenin bir anlamı yok. Ancak daha sonra yine AK Parti hükümeti ciddi operasyonlar yapmaya başladı bu söz konusu yapılanmaya ve o günden sonra da o darbe girişiminden sonra da biliyorsunuz terör örgütü oluverdiler ve bu örgütle ilgili de üst üste operasyonlar düzenleniyor, düzenlenmeye devam ediliyor. Allah ülkemize, vatanımıza,
bölünmez bütünlüğümüze zeval vermesin diyelim ve bir başka operasyona geçelim. Bu operasyon narkoçelik adından da anlaşılacağı gibi uyuşturucuya yönelik, uyuşturucu çetelerine yönelik bir operasyon. Bunu da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bildirdi, duyurdu. Burada da Hatay var. Aralarında Hatay'ın da olduğu 17 il. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Hatay'ın da olduğu 17 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlarla sokak satıcılarına yönelik narkoçelik 18 operasyonlarının düzenlendiğini açıkladı. Yedi ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlarla sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen narkoçelik 18 operasyonlarında 1 ton 57 kilo uyuşturucu madde ve 16 milyon 218 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 272 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda 15 milyon 836 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 5 sokak satıcısı yakalandı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda 18,5 kilogram eroin ele geçirildi. Bir zehir taciri yakalandı. Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda 10,5 kilogram toz esrar ele geçirildi. Bir zehir taciri yakalandı. Adana İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda muhtelif miktarda kubar esrar, bonzai ve kenevir ele geçirildi. 24 sokak satıcısı yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Evet, Hatay'da daha doğrusu şöyle diyelim. Hatay'ın Antakya ve Altınöz ilçelerinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yapılması kararı alındı. Nedir bu karar? İşte oradan devletin kamulaştıracağı yerler var. Bu enerji, şimdi birazdan haberde gelecek, enerji nakil hatları başta olmak üzere. Antakya ve Altınöz'ün de bu konuda çalışmalar yapılıyor. Yani neresi olabilir, olur mu gibi. Haberin ikinci bölümünde ise acele kamulaştırma kararı alınan yerler var. Yani araştırması yapıldı, komisyon gitti, gezdi, gördü, şurayı almak lazım, burayı almak lazım dedi. Kamulaştırıldı, acele kamulaştırma adı altında ve yaşama da geçti. Hatay'ın Antakya ve Altınözü ilçelerinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Ankara, Ardahan, Çankırı, Gaziantep, Hatay, Kars ve Mersin'de bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. Buna göre Hatay'ın Antakya ilçesinde 8, Altınözü ilçesinde 6 mahallede Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması gerçekleştirilecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı kararıyla Kastamonu'nun İhsan Gazi ilçesindeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı. Karara göre orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak. Ayrıca enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Ankara, Ardahan, Çankırı, Gaziantep, Hatay, Kars ve Mersin'de bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 7 ilde enerji nakil hatları yapımı amacıyla söz konusu güzergahlarda yer alan taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı. Karar resmi gazetenin 21 Mayıs tarihli sayısında yayınlandı. Karar kapsamında Ankara, Ardahan, Çankırı, Gaziantep, Hatay, Kars ve Mersin'de enerji nakil hatları güzergahında bulunan taşınmazlar Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak. Şimdi bugün ana haber bültenlerine girmeden hemen önce, yani çoğunuz tanıyorsunuz, Çekmece Mahallesi eski dönem muhtarı, aslında birden fazla yaptı muhtarlığı, birden fazla dönem orada muhtarlık yaptı Çekmece'de, başarılı bir isim Süleyman Oflazoğlu. Ben onu elinde süpürgesi sokakları süpürürken gördüğüm bir isim, yani böyle bir muhtarlık yaptı. Özellikle mahallede yaşamını yitiren insanlar olduğunda
onların gömülmesi konusunda yoğun çaba sarf eden bir isim. Her türlü çabayı gösteren bir isim. Toplumsal gelişmelere duyarlı bir isim. Buradan kendisini selamlıyorum sevgili Süleyman Aflazoğlu'nu. Bugün beni aradı. Ya Ali Bey dedi, Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Mesela 19 Mayıs'ta bu konuya dikkat çekmek için grup toplantısını nerede yaptı? Samsun'da yaptı Sayın Özgür Özel. Biz Hatay'dayız. Hatay'da deprem olmuş. 15 ayı geride bıraktık. Alınan mesafe ise işte herkesin şahit olduğu mesafe. Yani yetersiz bir mesafe alındı. Acaba Sayın Özgür Özel milletvekillerinin de baskısıyla grup toplantısının bir tanesini ya da iki tanesini Hatay'da deprem oldu, Hatay'a dikkat çekiyoruz adı altında burada yapamaz mı dedi. Bana da çok mantıklı geldi. Şimdi biz buradan sürekli milletvekillerine, AK Partili milletvekillerine, CHP'li milletvekillerine ya bir araya gelin, Hatay adı altında bir araya gelin ve burada ses duyurun, biz Hataylıyız, biz tamam AK Partiliyiz, CHP'liyiz, MHP'liyiz falan filan. Önemli değil ama biz önce Hataylıyız, önce Antakyalıyız, şuraya bir dikkat çekin dedik. Gelmiyorlar. Milletvekilleri bir araya bir türlü gelmiyorlar, gelemiyorlar. Sayın Aflazoğlu dedi ki acaba CHP böyle bir şey yapabilir mi? Grup toplantısını burada yapsın mesela, ne olacak dedi ya. Açık alanda yapsınlar, ne olacak yani? Buradaki depreme dikkat çekmek için, depremin olumsuz sonuçlarına dikkat çekmek için %100 katılıyorum. Bu öneriyi daha önce de birkaç yerden daha duydum. Bugün Sayın Süleyman Aflazoğlu arayınca ya dedim dinlendireyim. Milletvekillerini gördüğüm zaman CHP'nin milletvekillerini onlara da özel olarak ayrı ayrı söyleyeceğim. Gelin grup toplantınızı burada yapın mesela. Atıyorum biz de HRT olarak bu bölgenin sesi olarak siz canlıya yayınlayalım mesela grup toplantınızı gibi, değil mi? Olmaz mı? Olur. Bütün Çekmece'ye selamlar, güzel Çekmece'me. Evet ve Antakya'da 65 kişiye mezar olan Fuat Koku sitesi için hukuki sürecin başlatılmamasına ilişkin İYİ Parti Grup Başkan Vekili Buğra Kavuncu soru önergesi verdi meclise. Aradan 15 ay geçmiş, hukuki süreç başlatılmamış ve bu konuyu gündeme getiren isim de İYİ Parti'nin Grup Başkan Vekili Buğra Kavuncu, Hatay Milletvekili falan değil, dikkatinizi çekiyorum. Yani ama Hatay'ın sorunlarıyla ilgileniyor. Buyurun. 65 kişiye mezar olan Fuat Koku sitesi için hukuki sürecin başlatılmamasına ilişkin İYİ Parti Grup Başkan Vekili Buğra Kavuncu soru önergesi verdi. Depremin üzerinden yaklaşık 16 ay geçmesine rağmen Hatay'da en az 65 kişiye mezar olan Fuat Koku sitesi için dava dahi açılmadı. Bilirkişi raporunda kalitesiz malzeme kullanıldığı ve belediyenin de kusurlu olduğu belirtildi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Buğra Kavuncu da deprem davalarındaki adaletsizliğe tepki göstererek Maraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesindeki Fuat Koku sitesi de depremlerden etkilenmiş ve A ve B bloktan oluşan sitede 85 kişi yaşamını yitirmiştir. 6 Şubat depremlerinde yine Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği Selim Köse Apartmanı ile ilgili de herhangi bir davanın açılmadığı, hazırlanan bir iddianamenin de bulunmadığı ifade edilmektedir. Depremden etkilenen birçok alanda da yine benzer hukuki süreçlerin yaşandığı anlaşılmaktadır ve buna karşı mağdurlar da adalet nöbeti başlatmıştır ifadelerini kullandı. Deprem bölgesindeki davalarla ilgili hukuki süreç yavaş mı ilerlemektedir? Örneğin depremde yıkılan ve henüz iddianamesi hazırlanmayan yapılarla ilgili neden gelişme sağlanamamıştır? Depremde yakınlarını kaybeden mağdurların hukuki süreçle de yıpranma ve mağdur olma ihtimaline karşı ne gibi önlemler düşünülmektedir? Davalara dahil olan kamu görevlileriyle ilgili yasal süreç nasıl işletilmektedir? Dava süreçlerinin hızlandırılması adına herhangi bir önlem ya da çalışma söz konusu mudur? Evet, dünkü ana haber bültenlerinde dile getirmiştik. Toplum yararına, hani biliyorsunuz kaymakamlıklar falan alıyorlar böyle, gençleri alıyorlar, topluyorlar, çalıştırıyorlar. Yine böyle oldu, burada da böyle oldu. Fakat 2500 kişinin süresi dolduğu gerekçesiyle, yani kaymakamlığa sorduğunuzda, kaymakamlık diyor ki biz bu insanları 6 aylık süreyle aldık. Ve bunun böyle olduğunu da kendileri biliyorlar zaten. 6 ayları doldu, onların işlerine son verdik sözleşme gereği. Öyle diyor resmi makamlar, resmi ağızlar. Ama tabii çalışanlar farklı düşünüyorlar. Diyorlar ki biz depremden hemen sonra, yani Antakya'nın her türlü sorunuyla boğuşarak
Biz ilk girenleriz. Girdik, çalıştık, ettik, yaptık. Şimdi mağdur edildik gibi bir söylemleri var. Ve AK Parti il binası önünde de bir basın açıklaması yaptılar bu konuyla ilgili. Seslerini de duyurdular. Bugün Servet Mullaoğlu CHP Hatay milletvekilinin konuyla ilgili bir açıklaması vardı. Bu TYP'lilerle ilgili. İşte bir diğer CHP'li milletvekili Nermin Yıldırım Kara. TYP tepkisi dinmiyor. Hafta sonu yüzlerce depremzede TYP çalışanı işten çıkarılmıştı. Hatay'da yapacak iş, kazanacak ekmek yok. Bizler para kazanmak değil, akşam evimizde tenceremizin kaynamasını, çocuklarımızın rızkını kazanmak istiyoruz. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, toplum yararına programında çalışanların işten çıkarılmalarına kamu tasarrufu üzerinden tepki gösterdi. 6 Şubat depreminden sonra 11 ilde çalışma hayatına atılan toplum yararı programları içerisinde istihdam edilen birçok personelimiz birinci etap 19 Mayıs, ikinci etap da 30 Haziran'da görev süreleri doldu. Daha önce 9 aylık bir uzatma işlemi yapılmıştı. Şimdi depremzede olan bu yurttaşlarımız evlerini geçindirebilmek için yeniden bu işe ihtiyaçlarının var olduğunu bize dile getiriyorlar. Evlerini geçindiren, çocuklarına bakan bu yurttaşlarımız için kadro istiyorduk ama gördük ki bugün 19 Mayıs'ta görev süreleri dolmuş ve iş akitleri sonlandırılıyor. Programın devam etmesi ve depremzede çalışanlara kadro verilmesini istedi. Biz buradan bakanlığa sesleniyoruz. Bu yurttaşlarımı konteyner kentlerde, kaymakamlıklarda, idari kurumlarda ne iş verildiyse gerçekten yaptılar, canla başla çalıştılar. O bakımdan bu sürenin tekrar devam etmesini ve TYP dolayısıyla çalışan bu emekçi arkadaşlarımıza kadro verilmesi için taleplerimizi yineleyeceğiz. Ve Saadet Partisi'nin Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan hükümete bir çağrıda bulundu. Esnaf elektrik faturası ödemeye hazır değil diyor. Esnaftan elektrik parası almayın diyor. Şimdi normal şartlarda Antakya ve Defne ilçeleri esas depremden zarar gören, ciddi anlamda zarar gören iki ilçe. Keşke bu iki ilçeden su parası da alınmasa, elektrik parası da alınmasa. Telefon parası da alınmasa ne olacak ya, vatandaşınızı destekleyin iki yıl ya. Destekleyin ne olacak yani. Devletsin ya, sosyal devletsin üstelik. Yani beni Ankara'daki yaşayan biriyle eş tutuyorsun. İstanbul'da yaşayan biriyle eş tutuyorsun. Her türlü faturayı, her türlü vergiyi, her türlü harcı nedir? Ödüyorum, ödemeye devam ediyorum. Elektriği de alıyorsun, suyu da alıyorsun. Bir hizmet de yok, sıfır hizmet. Her taraf, her zaman diyoruz ya, çer çöp içinde, çer çöp içinde her taraf zaten. Yani bu verdiğimiz parayı da hak etmiyorsunuz yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ne olacak yani mesela? Deprem yaşanmış. Ama ne yazık ki bunlar ülkemizde hiç olmayan şeyler. Necmettin Çalışkan, Saadet Partisi Hatay Milletvekili bu konuya dikkat çekti. Saadet Partisi Hatay Milletvekili Doçent Doktor Necmettin Çalışkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada deprem bölgesindeki esnafın karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekti. Prefabrik çarşılardaki dükkanlara takılan su ve elektrik sayaçları vardı gündeminde. Deprem bölgesindeki iş yerleri büyük problemlerle karşı karşıya. Konteyner iş yerlerinde, konteyner çarşılarda bulunan iş yerlerine yönelik elektrik ve su sayacı takma girişimleri var. Bu bölgedeki esnafımızın talebi bu girişimin bir yıl süreyle ertelenmesi. Çünkü konteynerlerin altyapı ve üst yapıları henüz tamamlanmadı. Her yağmur ve selde büyük bir facia ile karşı karşıya kalınıyor. Esnaf elektrik faturası ödemeye hazır değil sözleriyle hükümete çağrı yaptı. Bölgede esnafa hibe desteği beklenirken, malzeme desteği beklenirken, altyapı ve üst yapı sorunluyken, hayat normale dönmemişken buradaki insanlardan elektrik faturası alınması kabul edilemez. Bu konuda elektrik talebinin bir yıl süreyle ertelenmesi gerekmektedir. Şimdi geçtiğimiz haftalarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dedi ki deprem bölgesinde eğer çiftler evlenecekse biz onlara 2 yıl şöyle söyleyeyim ya da çiftlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği vereceğiz dedi. Evlenmek isteyen varsa. Yani zaten deprem bölgesinde kimsenin evlenme gibi bir hevesi de yok.
Yani evlenip ne yapacak? Ev yok, bark yok, iş yok, cadde yok, elektrik yok, su yok. Evlenip nereye oturacak? Nasıl geçinecek? Yani hikaye bir şey, hikaye. Bu şeye benziyor. Emeklilerin kredi yurtlarında gidin tatil yapın demesi gibi bir şey Sayın Bakan'ın. Çalışma Bakanı mıydı o? Emekli yılı ya, bu yıl emekli yılı, 2024 emekliler yılı. Her şey güzel olacak emekliler için. Bir çıktık dediler ki yurtlarda gidip bir ay bedelsiz kalabilirsiniz. La gittik, 10 bin lira maaş veriyorsun. Nasıl yaşayacağım orada, yemeyeceğim mi, içmeyeceğim mi yani? Neyse, yani bu da onun gibi bir şey. Bu evlilere kredi verilme işi. Bununla ilgili bir açıklama geldi. Mahi Nur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na şimdiye kadar 9038 çiftin başvurduğunu, başvuruları onaylanan 2283 çifte evlilik ve danışmanlık hizmeti vermeye başladıklarını belirterek, eğitim programlarına katılıp resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerimize yönelik ödemeler bugün itibariyle başlıyor. İlk etapta başvurusu onaylanan ve evlilik öncesi eğitim programına katılan 450 çifte toplam 67,5 milyon lira destek vereceğiz, dedi. Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aile ve Gençlik Fonu'ndaki son duruma ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, deprem bölgesinde pilot olarak hayata geçirilen fona şimdiye kadar 9038 çiftin başvurduğunu belirtti. Projenin pilot uygulamasına Adıyaman, Gaziantep'in Islahiye ve Nurdağ ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'dan başladık. Proje kapsamında başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Fondan yararlanmak isteyen gençlerin bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanması, bununla birlikte evlilik sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor. Başvurularını yapan çiftlerden şimdiye kadar başvuruları onaylanan 2283 çifte evlilik ve danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Eğitim programlarına katılıp resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerimize yönelik ödemeler bugün itibariyle başlıyor. İlk etapta başvurusu onaylanan ve evlilik öncesi eğitim programına katılan 450 çifte toplam 67,5 milyon lira destek vereceğiz. Şimdi bu haber biraz tartışmaya açık bir haber. Beğenirsin, beğenmezsin. Yani bu habere katılırsın, katılmazsın ayrı bir şey. Ben haberi sunmakta görevliyim. İyi Partili Belediye Başkanı. Nerenin Belediye Başkanı? Nevşehir İyi Partili Belediye Başkanı. Sığınmacılar, yani başta Suriyeliler olmak üzere. İşte Afganlı da var, Iraklı da var. Yani işte yani var. Türkiye'de böyle sığınmacılar biliyorsunuz. Belediye hizmetlerinden faydalanacaklarsa diyor, ki faydalanmak zorundalar oradalarsa, farklı bir tarife uygulayacağız dedi. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kentte yaşayan sığınmacılar için su tarifesi ve nikah işlemi ücretlerine zam yapacaklarını söyledi. Suyu çok israf ediyoruz. Bu kadar ucuz suyum olduğu yerde, çünkü su kısırı bölgedeki en çok su sıkıntısı yaşayabilecek şehir Nevşehir. O yüzden ona ne yapıyoruz? Kademeli tarife çalışıyoruz. Alt komisyonu havale ettik. Oradan geldiği andan itibaren ona karar vereceğiz ama şey belli. %250 dedik ama %300 yapacağız büyük ihtimalle. Ha, beraberinde de 750 lira şey var. Evlenirken nikah ücreti 750 lira. Onu da çok yapmıyoruz. 15 bin lira yapıyoruz. Ha! Bu şehirde bu konulardan dolayı huzursuz olan varsa valla başka bir şehre gidebilir. Eğer ruhsatsız işletmesi varsa kapatıyoruz. İki, kimseye de ruhsat vermiyorum. İmzalamadım. Geldiğimden beri hiçbir yabancı Nevşehir'de yabancı iş yeri açacak kimseye de imzalamadım. İmzalamayacağım da bundan sonra. Ama %53 bunun için bana oy verdi. Bugün olsa %70 oy verecek insanlar bunun için oy verme niyetinde var. Arkadaşlar biz gereğini hep beraber yapmak zorundayız. Yani ben bu kararı alkışlar mıyım? Vallahi alkışlarım ben. Ben istiyorum yani. Yani sen istemiyor olabilirsin. Ayrı bir şey. Ben istiyorum ve ben artık ülkeme sığınmacı istemiyorum. Yani kimi rakamlar 10 milyon diyor, kimi rakamlar 15 milyon diyor. Artık biz sığınmacı istemiyoruz. Yeterince doldurdunuz mu memleketi sığınmacı zaten?
İşte belediyeler kendi içinde çözüm bulmaya çalışıyor. Ne diyor? Diyor ki 750 lira olan nikah ücreti eğer sığınmacıysan 15 bin lira kardeşim. Git kendi ülkene, kendi ülkende evlen diyor. Su diyor, buraya 1 liraysa sana 3 lira diyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına 3 liraysa sana 3 lira diyor. Git kardeşim kendi ülkende ne yapacaksan yap diyor. Yani belediye, daha önce de Bolu Belediyesi böyle bir karara imza atmıştı, onu şimdi hatırladım. Ve elektrik dağıtım şirketlerinden büyük zam çağrısı. Buyurun. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Başkanı Barış Erdeniz, elektrik fiyatlarının piyasadaki maliyetleri yansıtacak şekilde yükselmesi gerektiğini söyledi. Mayıs'ta elektrikte ortalama piyasa fiyatı 2033 lirayken meskenlerde bu rakam 480 lira ve 1130 lira seviyelerinde bulunuyor. Türkiye'deki elektrik dağıtım şirketlerini temsil eden Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Başkanı Barış Erdeniz, Türkiye'de elektrik tüketiminin yaklaşık yarısının sübvansiyonlu tarifeden aldığını belirterek, elektrik fiyatlarının piyasadaki maliyetleri yansıtacak şekilde yükselmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de hanelerin ve küçük işletmelerin tükettiği elektrik sübvansiyonlu tarifeden satılıyor. Elde'nin verdiği bilgiye göre, geçen yıl hükümetin sübvansiyon harcaması 120 milyar lirayı buldu. Elder Başkanı Barış Erdeniz düzenlenen basın toplantısında elektrik tüketimine sağlanan sübvansiyon yerine piyasadaki fiyatları yansıtan ve bir fiyat modeline geçilmesi gerektiğini ifade ederek elektrik maliyetleri artmaya devam ederken fiyatların sabit kalması her geçen gün sübvansiyon ihtiyacını artırmaktadır. Gerçek maliyetine yaklaşacak fiyatlara yaklaşmamız sürdürülebilir bir enerji piyasasına gelmemiz gerekmektedir dedi. Elektrik fiyatlarının 26 aydır değişmediğini kaydeden Erdeniz, sürdürülebilir olmayan fiyat politikaları karşılığında bu yıl devletin 5,7 milyar dolar seviyesinde bir sübvansiyon ihtiyacı olacağını öngörüyoruz. Fiyatların bu seviyelerde enerji arzı güvenliğini tehdit etmemesi için gerçek maliyet bazlı fiyatlama politikasına geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz dedi. Meskenler sübvansiyonlu tarifeden tüketim yaparken imalat ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren büyük ölçekli abonelerse elektrik piyasasında oluşan ve üretim maliyetlerini yansıtan ikili anlaşmalar yoluyla elektrik alıyorlar. Reuters'ın derlediği bilgilere göre Türkiye'de elektrik tarife fiyatlarına son olarak Ocak 2022'de keskin bir zam yapıldı. 2022 yılının 2 ve 3. çeyreğinde yapılan fiyat artışları ise daha sonra yapılan indirimle büyük ölçüde geri alındı. Elder'in derlediği verilere göre Ocak 2022'den itibaren tüketici fiyatlarındaki artış %195 seviyesinde gerçekleşirken konutlara satılan elektriğin fiyatı sadece %10 artış kaydetti. Elektrik dağıtım şirketlerinin çağrısının hayata geçmesi durumunda elektrikte konut tarifesinde büyük zam gündeme gelecek. Zam, 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 her şeye zam. Yani gözünüzü açıyorsunuz sabah zam, gözünüzü kapatıyorsunuz akşam ayrı bir zam. Maaşlar olduğu yerde sayıyor zaten. İşsizlik had safhada. Kimi ekonomistler ülkenin iflasa doğru sürüklendiğini, hatta iflas ettiğini söyleyenler var. Yani nasıl bir ortam? Gençlerimiz fırsatı bulduğunda Avrupa ülkelerine kapağı atıyor. Böyle bir durumdayız şu anda. Türkiye böyle bir durumda. Ve bütün bu konuşulanlar arasında erken seçim sesleri de gelmeye başladı biliyorsunuz. Erken seçim olur mu? Yani AK Parti hükümeti bugünkü koşullarla bu işi 4 yıl daha götürebilir mi? 4 yıl değil mi? 2028 4 yıl. Götürebilir mi bu koşullar altında? Bu bilinmiyor. Zaten dikkat ederseniz Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanı Sayın Özgür Özel de farklı bir politika izliyor. Geçtiğimiz hafta sonu eğitimcilerle bir miting yaptılar. İstanbul'da mıydı? Saraçhane tabii İstanbul. Bu hafta emeklilerle bir miting yapacak. Yani işi sahaya döktü ve aslında hükümete de aba altından soba gösterdi. Dedi ki sokaklar bizim, meydanlar bizim, yollar bizim dedi. Vatandaşa da aslında burada bir mesaj verdi. Bekleyip göreceğiz. Bizi çok daha sıcak günler bekliyor. Şimdiden çok daha sıcak. Ve asgari ücretli yani 17 bin lira alan asgari ücretliler ücretleri, alım güçleri daha doğrusu 13.552 liraya düşecek. Peki nasıl düşecekmiş? Haberin detaylarından. Merkez Bankası ilk 6 ayda enflasyonun %25.46'ya çıkacağını rapor etti. İkinci yarıda zam verilmezse milyonlarca asgari ücretlinin alım gücü 13.552 liraya düşecek.
Enflasyonu düşürebilmek için asgari ücrete Temmuz'da zam yapılmamasını her fırsatta gündeme getiren Merkez Bankası'nın kendi yaptırdığı anketten asgari ücretlilere adeta sefalet çıktı. Asgari ücret Temmuz ayında ara zam yapılmazsa 17.002 liralık asgari ücretin alım gücü 13.552 liraya gerileyecek. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları üzerinden yaptırdığı ankete göre tüketici enflasyonunun Mayıs'ta %3.04, Haziran'da da %2.56 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ocak-Nisan aylarını kapsayan ilk 4 ayda tüketici enflasyonu %18.72 gerçekleşmişti. Merkez Bankası anketindeki tahminlerin gerçekleşmesi halinde 6 ayın sonunda tüketici enflasyonu %25.46'ya ulaşacak. Gerçekleşecek bu devasa enflasyon oranına rağmen asgari ücrette geçim savaşı veren milyonlarca işçiye zam yapılmaması halinde Ocak'ta 17.002 lira yapılan asgari ücretin çarşı pazardaki gerçek alım gücü 13.552 liraya düşecek. Üstelik alım gücü kaybı enflasyon arttıkça yıl sonuna kadar her ay artarak devam edecek. Tahminlerin tutması halinde işçi emeklileri Temmuz'dan itibaren ilk 6 aylık enflasyon kadar, yani %25.46 oranında otomatik zam alması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerine ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammından oluşan formül gereği Temmuz'da %20 oranında zam yapılacağı öngörülüyor. Bu zammın yaklaşık %9.1'i enflasyon farkından, %10'u da toplu sözleşme zammından oluşacak. Memur ve memur emeklilerine Ocak'ta enflasyon farkı dışında %15 toplu sözleşme zammı yapılmıştı. Ekonomi yönetimiyle Merkez Bankası genel olarak sabit gelirlilerin maaş ve aylıklarına yasayla belirlenmiş zorunlu haller dışında ilave zam yapmak istemiyor. Asgari ücretle birlikte en düşük emekli aylığına da Temmuz ayında zam yapmayı zorunlu kılan herhangi bir yasada bulunmuyor. Emekli zamları kök aylıklara yapıldığı için 10 bin liranın altında kalan ancak idari kararda 10 bin liraya tamamlanan aylıkların büyük bölümü iktidar istemezse Temmuz ayında zam alamayacak. Bu durumda Ocak ayında 10 bin lira yapılan en düşük emekli aylığının gerçek alım gücü 7.971 liraya kadar düşecek. Nasıl düşecekmiş? Haberin detaylarında dedik. Nasıl düşecek abi? Düşecek yani. Alım gücü bu ülkede her geçen saat düşüyor. Her geçen saat düşüyor. Yani düşmemesi için ya da şöyle söyleyelim, düşeceğini bilmek için alim olmaya gerekiyor. Evet, tabii durum böyle olunca ekonomide yüksek kredi faizlerine rağmen borçlanmaya vatandaşlar devam ediyor. Kredi borçları %65 artışla, %65 mi? %65 artışla 3 trilyon lirayı aştı. Borçlu kişi sayısı da yaklaşık, borçlu kişi sayısına da yaklaşık 2 milyon kişi daha eklendi. Yüksek kredi faizlerine rağmen borçlanmaya devam eden vatandaşın kredi borçları %65 artışla 3 trilyonu aşarken borçlu kişi sayısına da yaklaşık 2 milyon eklendi. Yüksek enflasyonla Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle alım gücünde büyük kayıp yaşayan vatandaşın yüksek faizlere karşın kredi ve kredi kartlarıyla geçinmeye çalışırken borcu her geçen yıl katlanıyor. Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre %65 artarak 3.1 trilyon liraya ulaştı. Bireysel kredilerin %99'u bankalar tarafından kullandırılırken, bireysel kredilerin %46'sını kredi kartları, %29'unu ihtiyaç kredileri, %15'ini konut kredileri, %3'ünü taşıt kredileri ve %7'sini kredili mevduat hesabı oluşturdu. Takipteki krediler hariç bireysel kredi kullanan kişi sayısı ise son bir yılda yaklaşık 2 milyon kişi artarak 40.3 milyon kişi olurken ortalama kredi bakiyesi ise 76.8 bin lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 10 Mayıs haftasına ait son verilerine göre bankalarca verilen bireysel kredilerle kredi kartı borçları toplamı 3 trilyon 64 milyar lira oldu. Bunun 1 trilyon 653 milyar lirasını bireysel krediler oluştururken kredi kartı borçları ise 1 trilyon 410 milyar liraya ulaştı. Bireysel kredi borçlarının 445 milyar 453 milyon lirasını konut kredileri, 90 milyar 398 milyon lirasını taşıt kredileri, 1 trilyon 117 milyar 843 milyon lirasını ihtiyaç kredileri oluşturdu. Bireysel kredilerdeki artış geçen yılın aynı dönemine göre %22.2 bulurken kredi kartlarındaki artış ise
söz konusu dönemde %110.6 oldu. BDDK verilerine göre toplam borçtaki yıllık artış oranı ise %51.5'i buldu. Bankaların bilançolarında yüzdürülen sorunlu krediler de dağ gibi büyüyor. TBB'nin açıkladığı sorunlu ve yeniden yapılandırılan kredilere ilişkin verilere göre yakın izlemedeki kredi tutarı 2023 sonunda bir önceki yıla göre 263 milyar lira artışla 912 milyar liraya yükseldi. Tahsili gecikmiş krediler ise 28 milyar lira artışla 182 milyar liraya yükseldi. Böylece bankacılık sektörünün takipteki krediler yanında yakın izleme kapsamındaki sorunlu kredi hacmi 2023 sonu itibarıyla 1 trilyon 94 milyar liraya yükseldi. Reklamdan geldik. Ayağımızın tozuyla Kahramanmaraş'a gideceğiz. O da depremden etkilenen bir ildi. Yani bir de enteresan bir şekilde depremin merkezi Kahramanmaraş. Ama Hatay'da olan Kahramanmaraş'ın 4 katı 5 katı. Nasıl oluyorsa bu iş yani. Merkez orası ama yıkılan burası. Antakya ve Defne. Yani Kahramanmaraş'ta sosyal hayat başlayalı aylar oldu. Depremden 3-4 ay sonra onlar sosyal yaşama başladılar. Ama depremin merkezi orası. Kafanızda soru işareti oluşturmaya çalışmıyorum. Sadece yani bu nasıl bir şeydir diye soruyorum. Merkez Kahramanmaraş, yıkılan yer Antakya. İşte o ile gidiyoruz. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine gidiyoruz. Ve bir kişi evine geldiğinde karşılaştığı adamı öldürdü. Karısını ise yaraladı. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir kişi evine geldiğinde karşılaştığı adamı öldürdü, karısını ise yaraladı. Kahramanmaraş'ta Karadut mahallesinde ikamet eden 59 yaşındaki CG evine geldiği sırada karşılaştığı 39 yaşındaki BÜ ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda CG tabanca ile BÜ ve eşi 54 yaşındaki BGG'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde başından ve göğsünden yaralanan BÜ'nün hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı BG ise ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekiplerince bacağından yaralanmış şekilde yakalanan CG tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Yani olay şu anladığım kadarıyla kişi evine erken geliyor ya da zamansız geliyor. Ve evde eşiyle bir başka erkeği beraber görüyor. Tabii biz de biliyorsunuz bunu konduramayız. Yani Türklerin geleneğinde var. Yanlış bir gelenek bu arada bunu söyleyeyim. Çekiyor tabancayı vuruyor işte. Kendisi cezaevine o ölüyor o yaralı falan filan. Şimdi Avrupa'da da benzer olaylar yaşanıyor. Onu ben filmlerden izliyorum tabii Avrupa'ya yani gitmişliğimiz orada yaşamışlığımız yok. Ama haberlerden duyuyoruz onu. Orada böyle şeyler olmuyor mesela. Yani adam geldi evine, evinde bir erkeği gördü. Orada hatta yani kapıyı kapatıp çıkıyor. Ardından diyor ki eşine, erkek ya da kadın yani, sen artık beni istemiyorsun diyor. İstemediğin için de güle güle diyor ve bitiyor. Kimseyi öldürmüyor yani. Ki normali de budur yani. Ama işte Türkiye'de böyle. Böyle yani. Az gelişmiş ülkelerde böyle. Yani bunu sadece az gelişmiş ülkelerde bulursunuz. İşte İran'da, Irak'ta, Afganistan'da, Türkiye'de falan filan yani. Evet ve Adana'da serinlemek için sulama kanalı. Yine bir sulama kanalı, yine adres Adana, yine yaşamını yitiren bir isim, genç bir isim. Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren 18 yaşındaki gencin cansız bedeni düştüğü yerden 5 kilometre uzakta bulundu. Yakınları ölen gencin cesedinin üzerine kapanarak gözyaşlarına boğuldu. Olay 20 Mayıs günü Güreğir ilçesine bağlı Güzel Evler mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre serinlemek için sulama kanalına giren 18 yaşındaki yabancı uyruklu Mecit Barho bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çırpınmaya başlayan Barho sudan çıkamayınca çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı sualtı grup amirliğinde görevli gemi ve kurbağa adamlar sevk edildi. Gemi ve kurbağa adamlar akşam saatlerinde yaptığı aramaya havanın kararmasıyla son verdi. Günün ilk ışıklarında gemi ve kurbağa adamlar tekrardan arama çalışmalarına başladı.
Yapılan arama çalışmalarında Mecit Barhon'un cansız bedenine düştüğü yerin 5 kilometre uzağında ulaşıldı. Ceset polisler tarafından sulama kanalından çıkarıldı. Ölen gencin yakınları cesedin üzerine kapanarak gözyaşlarına boğuldu. Barhon'un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ve Adana eski ya da şöyle söyleyeyim, Adana Yüreğir eski kaymakamı Mustafa Kılıç hakkında 160 yıla kadar ceza isteniyor. Onunla birlikte hareket eden tutuklu sanık içinde 90 ve tutuksuz sanık içinde 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Konu ne biliyor musunuz? Kaymakam bu arkadaşımız. Konu dolandırıcılık ya. Dolandırıcılık çetesinin içinde yer almak. Adana'da ihale varmış gibi bazı kişilerden para alarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan eski Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç hakkında 160 yıla, onunla birlikte hareket eden tutuklu sanık için 90 ve tutuksuz sanık için 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Dolandırıcılık iddiasıyla 17 Temmuz 2023'te tutuklanan ve daha sonra açığa alınan Mustafa Kılıç ile ÖA ve PY hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Yüreğir'de 12 Eylül'de 2022'den 24 Ağustos 2023'e kadar kaymakam olarak görev yapan Kılıç'ın, kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 16 kez olmak üzere 160 yıla, tutuklu sanık ÖA'nın 9 kez olmak üzere 90 yıla ve tutuksuz sanık PY'nin 2 kez olmak üzere 20 yıla kadar hapiste cezalandırılması talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, müşteki anlatımları, bilirkişi raporları ve İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişliği tevdi raporu ile tutanaklara yer verilen iddianamede sanıkların suça konu eylemlerinde birlikte hareket ettikleri anlatıldı. İddianamede sanık ÖA'nın kendisini müştekilere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Danışmanı olarak, sanık PY'nin ise dönemin Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç ile yakın görüşen aracı şeklinde tanıttığı bilgisine yer verildi. Kılıç'ın o dönem kaymakam olarak başkanlığını da yürüttüğü Yüreğir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın gıda ihalesi varmış gibi, müşteki EE'nin toplamda 13 milyon 830 bin lira teminat bedeli adı altında şahsi hesabına para yatırmasını sağladığı anlatıldı. İddianamede sanıkların deprem sebebiyle hasarlı konut yıkım işi ve 107 milyon liralık gıda alım işi bahanesiyle başka bir müştekiden 1 milyon 240 bin 134 lira, aynı bahaneyle farklı bir kişiden de 6 milyon 530 bin lira teminat bedeli adı altında Kılıç'ın şahsi banka hesabına para yatırılmasını sağladıkları, usulsüz alınan bu paranın 4 milyon 470 bin liralık kısmının müştekiye iade edildiği kaydedildi. Gıda ihalesi ve doğrudan temin bahanesiyle yapılan toplam 16 dolandırıcılıkta Kılıç'ın 72 milyon 875 bin 134 lira aldığı, bunların 27 milyon 986 bin lirasını iade ettiği ancak 44 milyon 889 bin 134 liranın ilgililere tekrar gönderilmediği belirtilen iddianamede, Yüreğir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanı EE'nin 4 Temmuz 2023'te kaymakam benden görev yaptığı süredeki ihalelerin ve harcama belgelerinin tamamının fotokopisini istedi. Yine 6 Temmuz 2023'te aşevi için gıda alımına dair ürün listesi ve boş sözleşme istedi. Kaymakam döneminde 107 milyonluk bir gıda alım ihalesi olmadı. Vakıf olarak da bu büyüklükte bir ihale yapmadık şeklindeki ifadesine yer verildi. Eski Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç'ın banka hesaplarındaki şüpheli para trafiğine ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından da rapor hazırlandığı iddianamede belirtildi. Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak. Evet, ve haberin başlığı, acı haberler peş peşe geldi. Osmaniye'de bir demir çelik üretim tesisinde kireç silosu. Kireç silosunun devrilmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Bir diğer iki işçi de Ankara'da üzerlerine inşaat kalıbı düştü. Orada da iki kişi kaybettik. Yani dört işçi daha yaşamını yitirdi Türkiye'de. Osmaniye'de bir demir çelik üretim tesisinde kireç filosunun devrilmesi sonucu iki işçi yaşamını yitirdi. Ankara'da da üzerlerine inşaat kalıbı düşen iki işçi öldü. Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Büyük Tüysüz beldesinde bulunan organize sanayi bölgesinde yapımı devam eden bir fabrikada meydana gelen çökmede iki işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı.
Osmaniye Sanayi Bölgesi'nde yeni yapılan bir fabrikanın içerisinde kireç filosu çöktü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olayda iki işçi hayatını kaybederken bir işçi yaralandı. Yaralı işçi ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ve Erzin'e gideceğiz. Erzin'de emekli olan 40 yıllık öğretmen alkışlarla uğurlandı. Hatırlayacaksınız, birkaç gün önce İstanbul'da mıydı yine 40 yıllık bir öğretmen, öğrencisi tarafından tabancayla ateş edilerek öldürülmüştü, katledilmişti. O olayı kınamıştık hep beraber. Ama güzel manzara, bu güzel manzara nereden geldi? Elbette Hoşgörü kenti, güzel kentim Hatay'dan geldi. Buyurun. Hatay'ın Erzin ilçesinde 40 yıllık görev süresinin ardından emekliye ayrılan 65 yaşındaki öğretmen için meslektaşları ve öğrencileri tarafından veda etkinliği düzenlendi. Farklı illerde 18 yıl çalıştıktan sonra 2002'de Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'na atanan meslek alan öğretmeni Mehmet İlmisev Kılaç emekli oldu. Kılaç'a son mesai gününde sürpriz yapmak isteyen meslektaşları ve öğrencileri veda programı organize etti. Sınıftan çıktıktan sonra koridor ve merdivenlerde bekleyenler tarafından alkışlarla karşılanan Kılaç duygulandı. Kılaç, okulun konferans salonunda devam eden programda çalışma arkadaşları ve öğrencilere teşekkür etti. Tüm ağırlığını bir kez daha hissettirdiniz. Bundan dolayı hepinize kucak dolusu sevgiler, kucak dolusu teşekkürler. Rabbim sizleri de ömrünüzde, bundan sonraki hayatınızda bu dine hizmet eden, insanlığa hizmet eden birer nefer olmanız noktasında ilminizi, zihninizi, ufkunuzu açsın diyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Salondan alkışlar eşliğinde ayrılan Kılaç, öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğretmenlerimizle devam ediyoruz. Samandağ Öğretmenler Topluluğu tiyatro ekibi Samandağ'da Bir Sevdadır Yaşamak isimli şiir dinletisi sahneledi. Emrah Karaçay, Samandağ Belediye Başkanı da bu bu şiir dinletisine katılım gösteren isimler arasındaydı. Samandağ Öğretmenler Topluluğu tiyatro ekibi Samandağ'da Bir Sevdadır Yaşamak isimli şiir dinletisi sahneledi. Dinleti Samandağ Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşti. Başkan Emrah Karaçay da dinleyenler arasındaydı. Samandağ Belediyesi bir şeyler söylemek isteyen, yaraları sarmak isteyen tüm yerel sanatçıları, yerel sanatseverleri her alanda destekleyecek. Sedat Doğan yönetmenliği, Mehmet Ali Tatlıcıoğlu, genel sanat yönetmenliğindeki ekip Samandağ Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Tiyatro topluluğunun hazırlamış olduğu gösteriye geldiğiniz için hepinizin ayaklarına sağlık. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Müzikte Ahmet Gültekin, Mesude Altınok, ses ve ışıkta Halis Kaplan, Erdal Fatma oğulları, Ali Düzgün'ün olduğu dinletide çeşitli eserler seslendirildi. Samandağ Öğretmenler Topluluğu tiyatro ekibi skeçler, çocuk oyunları, tiyatro oyunlarıyla çeşitli takvimlerde, çeşitli yerlerde Hataylılarla buluşmaya devam edecek. Ve Serin Yol, Antakya'ya bağlı Serin Yol ilçesi. Selamlar, sevgiler. Sevgili Serin Yollular, Serin Yollular da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir araya geldiler. Serin Yol El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin çağrısıyla ve muhteşem manzaralar oluştu. Meşaleler, marşlar, alkışlar, ıslıklar, şarkılar. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Serin Yol'da renkli görüntülerde bir dizi etkinlikle kutlandı. (Gülüyor)
Serin Yol El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği çağrı yaptı. Gencinden yaşlısına Serin Yollular bayram etkinliğinde buluştu. Kutlama meşaleli yürüyüşte başladı. Marşlar eşlik etti meşaleli yürüyüşe. Ardından dernek sahasında buluştu Serin Yollular. Dernek başkanı aynı zamanda da Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi de olan Ethem Asker Serin Yollulara seslendi. Sevgili gençler, sizler Atatürk'ün ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz. Sözleriyle hitap ettiği gençler olarak Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek güce sahipsiniz. 19 Mayıs'ın bize hatırlattığı en önemli değerlerden biri bağımsızlık ve özgürlük için mücadele etmenin gerekliliğidir. Çeşitli isimlere plaketler, Serin Yol Spor oyuncularına madalyalar verildi. Öğrenciler şiirler okudu. Ey Türkiye şiir! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelemek, muhafaza ve müdafaa etmektir. Ardından koro sahne aldı. Hepsi dernek üyesi olan koro üyeleri birbirinden farklı şarkılar çalıp söyledi. Ve Zeybek, oda başkanları, meclis üyelerinin de katıldığı gecede öğrenciler akşamı Zeybek'le tamamladı. Ethem Asker tabii benim çok iyi tanıdığım bir isim. Ben mi yanlış anladım Ethem bilmiyorum. Serin Yol El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı. Aslında sizin bir başka oluşumunuz vardı yanılmıyorsam bir sosyal medya mecrasında. Sen de oradaydın öyle biliyorum ben. Şimdi bunu yeni mi kurdunuz bu derneği? O diğer oluşum ne oldu? Çünkü o oluşum da çok aktifti. Şimdi hatırlamıyorum Serin Yol sosyal medya mecrasında bir adı vardı ama. Merak ettim yani onun için sordum. Ve son haber. Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı personeli il genelinde belediye kanunlarının uygulanması, vatandaşların sağlıklı hizmet alması ve kent huzurunun sağlanması amacıyla denetim ve kontrollere devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı personeli il genelinde belediye kanunlarının uygulanması, vatandaşların sağlık hizmeti alması, vatandaşların sağlıklı hizmet alması ve kent huzurunun sağlanması amacıyla denetim ve kontrollere devam ediyor. Hatay Büyükşehir Zabıta ekipleri hafriyat dökümü yapılan yerlerin kontrolünü yapıp kaçak hafriyat döküm yapanlara gerekli yaptırımlar uygularken kaldırım işgallerini ve son kullanma tarihi geçen ürünleri tespit edip kurallara uymayan işletmelere caydırıcı cezai işlem uyguluyor. İl genelinde vatandaşın vicdanını sömüren dilencilere ve kanuna aykırı satış yapan seyyar satıcılara yönelik de denetim yapan ekipler vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışıyor. Büyükşehir yetkilileri vatandaşların ihbar ve şikayetlerini 153 numaralı hatta bildirerek kendilerine yardımcı olabileceklerini bildirdi. Evet sevgili seyirciler ana haber bültenimiz bu kadar bugün. Yarın saat 19.30'dan itibaren ben Ali Yolcu. Elbette Allah izin verirse yeniden sizlerle birlikte olacağım. İyi akşamlar diliyorum.